Burası Bushwick. Bushwick neresi? Bizim İstanbul'daki biraz Beylikdüzü gibi düşün. Beylikdüzü'nün eski dönemleri. Brooklyn'in arka tarafları. Yer gök grafiti. Bu grafitiler yapılmaya başlanıyor. Büyük sansasyon yaratıyor. Yani daha ilk başlarda tabii siliyorlar adamlar. Ulan geceliğin çocuklar gelmiş boyamışlar diye. Ama sonradan bakıyorlar millet turistler geliyor gezmeye başlıyor. Biraz önce mesela bir grup vardı bir turist gezdiriyor. Sonra diyorlar ki ya bu fena bir iş değil bunu büyütelim. Burası da değer kazanıyor şey oluyor mekanlar açılıyor falan. Ve büyütmeye başlamışlar. Şu anda bir sanayi bölgesi gibi düşünün artık sanayi bölgesi de değil. Yer gök grafiti ama iyi grafitiler var. Hatta o kadar iyi ki geçtiğimiz günlerde H&M bunları araklıyor bu grafitileri. Grafitiyi yapanlara da para vermiyor. Büyük olay çıktı. Dava ettiler. Tişört olarak bastı adamlar. Hani anonim manonim ayağını. Oysa tişört satıyor öyle anonim ayağı var mı yani şeyde? Anna Wintour var. Vogue'un hani efsane genel yayın yönetmeni. Bu şey var ya Devil Wears Prada. Şeytan Prada giyer. Hani bir genel yayın yönetmeni kadının hikayesi. Gidenler bilir filmi. Ona soruyorlar o şimdi. Çok trendsetter ya yani. New York'ta yaşıyor. Diyor ki ya New York'ta nereye gidelim diyorlar. Diyor ki ne müzeye gitmeyin diyor. Gidin diyor Bushwick sokaklarında gezin diyor. Asıl müze orası işte diyor. O yüzden de geziyor millet. Turlar düzenleniyor. Acayip havalı yeni restoranlar açılıyor. Öğrenciler, sanatçılar genelde burada yaşamaya başlamışlar. Buraya geliyorlar. Roberto's diye bir pizzacıya gittik geçen gün. Yemek yiyoruz ABC geldi. Adamlar da pizzacıyı çekiyorlar. Geldiler izin aldılar. Çekebilir miyiz dediler. Çekin hadi dedim. Sanki demesem çekmeyecekler ama kibarlar izin alıyorlar falan. Buraya da Jay-Z gelmiş bir akşam. Efsane o ki giriyor şeye herkese benden pizza diyor. Böyle de delikanlı bir abimiz bu Jay-Z yani. Evet biraz bugünkü böyle yayını buradan yapayım dedim size. Farklı böyle onurla geldik buraya. Biraz farklı hikayeleri burada konuşalım. Hani kelimenin gerçek anlamıyla renkli bir sohbet olsun. Şimdi isterseniz birkaç tane farklı grafitinin önüne gidelim, onları gösterelim. Anlatacak da çok şey var, onlardan bahsedelim. Ya bir süredir burada televizyon seyrediyorum. Daha doğrusu televizyon seyretmiyorum da sosyal medyadan ya da işte YouTube'dan ya da Apple TV'den çeşitli televizyon kanallarına bakıyorum. Burada Amerika'da yeni bir akım var. Aslında bu akım bizde de vardı ama burada artık zirveye çıkmış, bizde de sıfırlandı. Nasıl oluyor aynı anda bilmiyorum. Burada kimse artık ana haber bültenini falan seyretmiyor, konuşmuyor. Yani seyrediyorsa da çok fazla konuşmuyor. Bakıyorsunuz sosyal medyada da çok fazla haber olmuyor. Ne haber oluyor? Talk show'lar. Her kanalın bir tane talk show programı var. Akşam bir yarım saat, bir saat sürüyor. Çok uzun sürmüyor. 3 tane konuk alıyorlar. Girişte de bir tane monolog yapıyorlar. Her akşam mı? Ve inanır mısınız şu anda en matrak ya da haberleri en çok ciddiye alan ya da haberlerle dalga geçen de bu talk show'lar oluyor. Popüler kültür olabilir, siyaset olabilir. İşte en son bu Anayasa Mahkemesi'ne burada bir adam atandı. İşte 16 yaşındayken bira içmiş, bilmem ne yapmış. Bir kadını sıkıştırmış ki ben sıkıştırmış deyince bazı kadın izleyicilerim diyor ki çok hafife alıyorsun, adam taciz etmiş diyor. Haklısınız, özür dilerim. Bayağı taciz ettiğini iddia eden çok saygın da bir kadın var. Mesela bütün bunlara ana haberler yine 3 aşağı 5 yukarı ele alıyorlar ama asıl dalgasını geçen talk show'lar. Yani bayağı neler diyorlar ya? Yani burada söyleyemiyorum yani. Televizyonda ana avrat düz gidiyorlar yani. Düz gittikleri de ya senatör, Trump, şey yani bizde hani bırak bu düz gitmeyi. Aklından geçirdiğin zaman şöyle bir titreme gelir insana. Aklından geçirdiğin zaman gidip 6 ay şöyle bir kendim silim cezaevinde dinlenirim diyeceğin sözleri ediyorlar yani adamlar. Ve de çok izleniyor, çok paylaşılıyor. Sosyal medyayı açıyorsun sürekli onların mesajları var. Şimdi aslına bakarsanız neden diye düşünüyorum bir süredir. Neden bu talk show'lar bu kadar ön plana çıktı da ana haber bültenleri artık konuşulmuyor. Eskiden biliyorsunuz ana haber bülteninden hep bölümler alınırdı şey yapardı. Abi ana haber bülteninde ne anlatacaksın? Ana haber bülteni dediğin şey bir paket. Nedir o paket? İşte adam gitmiş bütün gün çalışmış, akşam eve gelmiş, televizyonu açıyor, yemek masasına oturuyor, ailesiyle beraber olan biteni öğrenecek. Bunun peşinde. İyi de artık herkesin dediği cep telefonunda. Yani herkes sürekli Twitter'da ona girdim, buna girdim, o oldu, bu oldu, şu oldu, bu bitti. Yok Facebook'ta bilmem ne. Zaten hiçbir şey olmasa WhatsApp grubundan sana bir tanıdık bir şey yolluyor. Yani artık akşam bir oturup bir haberi bekleyeceğim diye dediğim bir dünyada yaşamıyoruz. Ha ama talk show ne yapıyor? Alıyor abi. Sen o zaten seyretmişsin, zaten biliyorsun, zaten duymuşsun. Onunla ilgili zaten çok büyük laflar da etmiyor. Dalgasını geçiyor, eğleniyor. Yani Neil Postman'ın lafıydı değil mi? Televizyon öldüren eğlence. Eğlence televizyonu öldürdü. Bunların da pek çoğu artık sosyal medyada yayınlanıyor.
John Oliver mesela sosyal medya kahramanları artık sosyal medyada çıkıp YouTube'da çıkıp televizyona transfer alıyor. Televizyon kahramanları artık YouTube'da daha çok izleniyor akşamdaki yayınlarından, baktıklarından. Daha çok konuşuluyor, daha çok paylaşılıyor. Yeni bir dünyaya girdik. Ha bizdeki durum ne? Beyaz en son O Ses Türkiye'de şey oldu, jüri oldu. Küçümsemek için söylemiyorum yani. Çok da iyi yapacağına inanıyorum. Okan Bayülgen de kabere işletiyor. Zaten Mesut Yar sabah haberlerine başlamış. Başka var mıydı? Rüstem Batum buraya yerleşmiş. Amerika'da bir yerde yaşamaya başlamış. Kim vardı? Cem Özer. Cem Özer de herhalde emekliye ayrıldı. Ayrılsın zaten. Yıllarca bayağı uzun da program yaptı. Bir de Yıldo vardı ya. Harbiden Yıldo'ya ne oldu? Ne diyordu o? Öyle bir lafı vardı. Neydi Onur o? Koparttın mı diyordu. Yıldo'yu hatırlıyor musun? Abi bu Onur'un hiçbir şeyden haberi yok ya. Selfie. Bir selfie patlatayım dedim gelmişken bu şuraya. Abi son 4 yılda 259 kişi selfie çekerken ölmüş. Allah akıl fikir versin ya. Manyak mısınız kardeşim? Çıkıyorsun acayip yüksek bir binanın tepesine. Ben seyrederken zaten içim gidiyor. Bakamıyorum yani. Dubai'de yok Hong Kong'da. Orada takla atıyor. Bisiklete biniyor. Kulenize şeyine çıkmış. O da etmiyor. Bir de stick almış şeyde. Sopa almış. Bir de sopayı şey yapıyor. Ne oluyor ya? Ne? Bir de hadi bütün bunlar şey. 259 kişi ölmüş. Bir de abi bizim çalınan zamanı topla. Düşünsene bir millet sadece selfie çekiyor ya. Sürekli selfie. Selfie çekti. Öyle iyiyim. Bu yandan selfie, soldan selfie. Hay hedef ne yani? Hani güzelim mi? Yakışıklıyım mı? Beni sevin mi? İnanın bu selfie çılgınlığını anlamıyorum. Ya kızın mesela sayfa açmış. 500 tane fotoğraf var. 500 tane selfie. Ve 250 tanesi de dudak böyle. Zaten selfie de zombi gibi çıkıyor herkes. Selfie var mesela ben tanımıyorum. Selfie'den bakıyorsun böyle şeyde Instagram'da karşılaşıyorsun bu kim diyor. Ben sen beni takip ediyorsun ya. Ama kardeşim o kadar oynamışsın ki kendinde ben senin artık sen olduğunu da göremiyorum ki. Şu orayı düzeltiyor, burayı düzeltiyor. Bazen böyle bir arkadaşım çekiyor mesela dur diyor seni de düzelteyim. Bakıyorum 20 yaş gençleşmişim abi. Ne oluyor peki öyle yani? Oraya koyuyorsun. Böyle before after gibi yani. Bakıyorsun abi selfie de çok 20 yaş, 35 yaşında. Karşına geliyor 50. Bir de yemek. Onu yedim, bunu yedim. Ne oluyor o yemeği çekince de ne oluyor abi? Yani Instagram güzel, kullanalım. Faydalanalım, şey yapalım. Ne oluyor mesela? Çok güzel bir yemek yedin, çektin, koydun oraya. Öküz yani. Yiyen var, yiyemeyen var yani. Bu neyin kafasındasın? Hadi kendini çektin anlıyorum. Kendini beğenmelere doyamıyorsun. Millet de beğensin, sevsin istiyorsun. Artık nasıl bir çocukluk geçirdiysen. Ama yemek ne abi? Açlıktan mı geliyorsun yani? Survivor'dan mı geliyorsun yani? Allah'ım ya. Dur bir selfie çekeyim. Like'lamayayım. Like'lamak yok. Hop. Korktum ya. Şu aralar araya girmek istemediğim tek tartışma Devlet Bahçeli ile Meral Akşener arasında. Takip ettiniz mi? Devlet Bahçeli demiş ki bu hanımefendiye son ihtarım bölmek ve yok etmek istediğim MHP'ye karşı sinir ve sınırları ihlal eden vandal tutumuna devam edersen sonuçlarına katlanmak zorunda kalırsın. Demedi deme büyük lafı dinle. Baba bir dakika ne oluyoruz ya? Meral Akşener'in cevabı ne dersiniz? Demirden korksak trene binmezdik. İyi Parti'nin adresini vermiş. Abi Türkiye'nin iki büyük muhalif partisinin liderinin Twitter atışması bu ya. Yani tabii ama şeyi de biliyorsunuz hani pilotlar atışıyorlar ya işte yer apronda kim öne geçecek diye geçen öyle bir video vardı. İşte geçeceğim diyor yok geçersin geçmezsin diyor ki çıkışta görüşelim. Herkes işleri böyle çözüyor ya. Herkes çıkışta görüşelim. Sanki Facebook'ta atışıyor millet yani. Var ya Facebook'ta. Like'ladın, like'lamadın. Ulan sen benim kız arkadaşımı like'lamışsın. Şerefsiz bilmem ne. Oradan WhatsApp'a geçiliyor. WhatsApp'tan adres veriliyor. Oradan direkt karakolda bitiyor işler. Bunun gibi. Düşünsene Devlet Bahçeli İYİ Parti'ye gidiyormuş şu anda. Demek demirden korksak trene binmezdik ha. Gel bakalım buraya. Aman abi. Araya girmeyeceğim tek tartışma. En güzeli seyretmek. 5N1K'da Venezuela dosyasını yayınlamaya başladık. Abi Venezuela'dan çıkartacak çok ders var. Yani varlık içinde yokluk nasıl çekilir? Ya da millet açken millet nasıl varlık içinde yaşar?
hani örnek olarak alıp böyle master tezi üzerine tez yazdıracağım bir vaka yani bu Venezuela. Ben bilmiyordum mesela Suudi Arabistan'dan daha fazla petrol varmış, rezervi varmış. Ya abi millet aç, aç, aç yani var ya. Aç bir an 2 milyon kişi de açlık sınırında. 3 milyon kişi açlık sınırında, 2 milyon kişi zaten göçmüş, kaçmışlar. Kolombiya falan sınırı kapatmış durumda. Maduro desen, yani o da ayrı bir dünya devlet başkanı. Biz bir yandan da komşu gibi olduk. Niye olduk bilmiyorum ama. Yani hani bilmeyen bir adama Türkiye, Venezuela ilişkilerini göster. Aa bunlar çok iyi komşu falan derler. Yunanistan'la o kadar samimi değiliz. Suriye'ye hiç girmiyorum zaten. Neyse Kenan'la Fatih gittiler. Anlatıyorlar işte durumu. Dedim ya tedirgin mi millet? Yok abi dedi. Herkes burada kendi işinde, ekmeğinde dedi Kenan. Kenan'ın da hastasıyım. Böyle şeyleri var. Ne haber Kenan'da diyorum. Sıkıntı yok yazıyor bana. Bu sıkıntı yok neyse abi. Anahtar kelime. İngiliz anahtarı. Türk anahtarı. Ne haber sıkıntı yok. Tamam abi. Eyvallah. Neyse ya bu şey olay olmuş tabii. Maduro'nun Nusret'te yemek yemesi. Millet de dışarıdan bakınca sanki diyecek ki ya bu adam hiç et yemiyor. Zaten basın danışmanı açıklama yapmış. Maduro da diğer insanlar gibi günde 3 öğün besleniyor diye. Asıl ya Maduro alem. O da çıkmış açıklama yapıyor. İşte Nusret çok iyi diyor. Geldi servis yaptı. Beni kucakladı. Çok seviyor beni diyor. Tanıyormuş falan diyor. Abi adam devlet başkanı değil sanki bizim kahvedeki adam yani. Her şeyi absürt diyorum ya. Tabii bu arada bu Nusret'in etilerde 5 kişiyi yakması nedir abi? Tabii Nusret yok. Nusret'in çalışanları var. Tiner şov yapıyorlar abi. Şeyi barı yakmışlar böyle. Şak 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 şey karıştırıyorlar. Böyle bir şey dünya tarihinde var mı? Barı yakıyorsun, içki yapıyorsun. İçkine ver bir vodka martini abi. Nedir? Yakın barı. 5 kişi ağır yaralanmış. Yani öyle bir şey Amerika'da olsa zaten olmaz da yani. Burada adam eldiven giymeden et kestirmiyorlar Nusret'e. Yani et kesiyor eldiven giymedi diye olay oldu. Ama Türkiye'de baktım böyle yüzleri falan böyle şey sarıldığın insanlar zaten göremiyorsun da yani. Bir iki tane marjinal gazetede falan görüyorsun. Niyeyse haber de olmuyor. Feci durumdalar yani. Yemek yemeye gidiyorsun. Acilde uyanıyorsun abi. Böyle bir manyaklık olabilir mi yani? Böyle bir şey olsa burada 100 milyon dolarlık falan dava açarlar. Ya adamı o şovu yapanı tutuklarlar falan. Nusret'i burada şey yaparlar. Hemen atmazlar içeri ama bir daha da açamaz yani. Nusret diye bir şey olmaz burada bir daha. Ha bütün bu olaylar Türkiye'de olunca ne oluyor? Ne olabilir abi? Hiçbir şey olmuyor. Nusret bir açıklama yaptı. Dedi ki ben de onları zaten ziyaret ettim dedi. Bu olayı da dedi süresiz yasakladık dedi. Tamam abicim. Burada nece konuşuyorlar abi? Yarısını anlasam yeter. Biraz önce İspanyolca biri geçti. Şimdi kadın Japonca kavga ediyor birisiyle. Nerede kalmıştık Nusret? Ya boşver ne kalacağız Nusret'e? Devam edelim. Onur büyük resmi gör. Büyük. Büyük resmi gör abi. Var ya büyük resim. Alın size büyük resim abi. İşte halimiz bu yani. Ben ortada Türkiye. Batı, Amerika parçalamak istiyor herkes. İllüminati neydi şey... Orada bilmem neler, burada diğerleri, lobiler, faiz lobisi, dolar lobisi. Abi böyle şeyler diye diye millet kafayı yedi. Nasıl kafayı yedi? Al işte şu Haymana'daki görüntüler gördünüz mü? Belediye başkanıyla bir türkücü, bir grup adam Kaplıca'ya gidiyorlar. Adam daha Kaplıca'nın içine girer girmez deliriyor yani. Vay 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 abi. Herif hemen kendini atıyor havuzun içine. Hadi o atıyor abi belediye başkanı. Koca belediye başkanısın. Sen niye atıyorsun? Hadi atıyorsun bu heves niye yani? Hani, ben çocukluğumdan beri hiç şeye girmemiştim. Bir elbiseyle Kaplıca'ya gireyim demiştin. Hadi abi belediye başkanı girdi. Ulan davulcu niye giriyor? Sazcı almış yukarıdan saz çalıyor. Ya son yıllarda gördüğüm en böyle kafayı yemiş insan topluluğu buydu herhalde ya. Bir coşku falan sürekli türkücü dalıyor. Bir de bir tez var orada. Bir şeyi tezi kanıtlamaya çalışıyor. Diyor ki elbiseyle batmaz derlerdi. Bak insan batmıyor. Ben yüzüne bilmiyorum. Aferin gel abi. Nobel fizik ödülünü kazandın. Ben verelim hemen. TRT Kürtçe'den canlı yayın. Ya o şey abi dolar atmalar ne? Ortaya dolar. Kaplıcanın içinde bir grup adam delirmiş şarkı söylüyor. Adam dolar atıyor. Abi saçmalık böyle 4 dakikaya sığdırılabilecek bir kısa film yaptı seneler. Böyle bir şeyi düşünsek senaryo olarak götürsen derler ki ya bu kadar da yapma abi insan dediğim bu kadarını yapmaz. Bitmiyor abi video o kadar renkli ki.
İleride adamlar çiğ köfte getiriyorlar. Çiğ köfte. Ama nasıl bir çiğ köfte yeniyor o sırada? Tak 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 tak, herkes birbiriyle kapışıyor yani. Kim en büyük çiğ köfteyi, kaplıcanın içinde kim en büyük çiğ köfteyi yiyecek, götürecek? Bir tek çiğ köfteyi o yoğuran adam uyanık, biliyor musun? O girmiyor içeri. Veriyor çiğ köfteyi, alın yiyin abi. Manyak mısınız? Manyak değilim, o kadar da değilim diyor yani adam. Tamam, kaplıcada yaptık çiğ köfteyi ama. En son final de çok güzel. Hepsi sırılsıklam çıkmışlar abi. Türkücü bir de şeyi çıkartıyor. Dur diyor, bir de ceketi diyor şey yapalım diyor falan. Bunu yazdım ben Twitter'a. Cevap şu. Çekemiyorsun değil mi? Evet, anten yetmiyor abi. Çekemiyorum ben. Haymana'nın başarısını çekemiyorum yani. Bu kadar başarılı belediye başkanıyla. Zaten garezim vardı Haymana belediye başkanına. Zaten o türkücüyü de gözüm tutmuyordu. Husumet vardı aramızda. Çekemiyorsun abi. Ne olsa çekemiyorsun. Allah. Bu yakışıklı kim acaba? Böyle bir rap dünyası var abi. Bir tane abi var şurada, sürekli tur atıyor arabayla. Bushwick'li belli ki. Açmış sonuna kadar. Bir Latin dinliyor, bir şey dinliyor. Bir Latin dinliyor, bir diğerini dinliyor. Bayağı da dolaşıyor yani baktığım kadarıyla. Şimdi tabii biz bütün bunları konuşuyoruz. Bir yandan da Dışişleri Bakanlığı en son yayından sonra bir açıklama yapmış. Diyor ki Akdeniz'de petrol arayan ülkeleri uyarıyor. Ayağınızı denk alın diyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemenlik alanına giriyorsunuz diye bir uyarıda bulunmuş. Nihayet. Şimdi ben tabii şey değilim yani, böyle bir Kardak krizinde olduğu gibi abi bir dakika oralar bizim, bu adamlara gidelim savaş açalım bombalayalım edelim demiyorum. Ama bir dakika abi, niye biz her şeyi bırakıyoruz ki? İşte Ege'deki kayalıklar bıraktık gitti. Niye bırakıyoruz abi? Ya da işte hadi Ege'deki kayalıklar kayalık diye bıraktık. E abi, bu Türkiye'nin en büyük ihtiyacı enerji. E bir sürü şey bulundu işte, doğalgaz Akdeniz'in altında. Niye buna hiç kimse bakmıyor? Niye hiç biz hak iddia etmiyoruz? Ya bu kadar kolay mı ya? Ya da bu kadar mı yani kolay? Evet, bu kadar kolay gördüğüm kadarıyla. Niye bu kadar kolay yani? Sormayalım mı? Neyse, bakalım, bu ilk açıklama geldi. Yani en azından belki bunları da hakkımızı ararız. Bu hakkımızı arayıp bir yere varırız. Varır mıyız? Umarım varırız abi ya. Dışişleri de bu işe yarasın bari. O kadar da değerli adam var. Tanıdığımız büyükelçiler, monşerler, bilmem neler yani. Küçümsemek için de söylemiyorum. Tam tersi. Değer verdiğim için söylüyorum. Akdeniz abi ne kadar İsrail ise, ne kadar Güney Rum kesimi ise, o kadar Kuzey Kıbrıs, Kuzey Türk kesimi ve Türkiye ve Yunanistan yani. Daha adil bir paylaşım olmalı, olabilmeli. E bunun yolu da, bunun yolu da en azından hakkını aramaktan geçiyor. Yoksa kimsenin kimseye hak mak vermeye niyeti yok yani. Gözükmüyor da.